gönderiyorlar. Gelip toplanıp durumlarını anlatıyorlar. Ondan sonra tekrardan iş başı yapıyoruz. Bizim hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. Tabii devlet büyüklerimizin de hiçbir şeyden haberi olmuyor. Yani bu kadar engelli arkadaşlarımız da var. Hepsi mağdur. Yeni doğmuş çocuğu olan var. Adam evine süt götüremiyor. Yani bunu ne yapabileceğiz? İşveren bugün sizinle görüşeceği söyleniyordu. Bu iddiası doğru mu? Bize hiçbir şey söylenmiyor. Fabrikadan abi, malzemeler giderken bile kimse bir şey söylemedi. İşveren sadece yaptığı şey bizi dolandırdı açıkçası bu dedi. Yani başka bir şey yok. İş zamanı iş dilerde hepimiz yani burada el ele verip iş yaptık. İş bittikten sonra adamlar tekmeyi vurup kaçtı. Onu bizzat yani genler de biliyor, bizim ustalar da şahit, adamlar bizzat da Antepli'dir. Öncelerdendir. Bizde fotoğrafları var. Onu vali de biliyor, vali de oraya gelip biliydi. Yani emniyet müdürü dahi olsa o da herhalde gelip kutlaları vardır orada. Yani buna bütün büyüklerden bir el atmasını istiyoruz. Burada mağdur. İmkansız. Sadece bizi ücretsiz izine çıkardılar. Başka bize bir şey denenin bir şey yok. Budur. Yani patronun sadece biz ismini biliyoruz da soy isimlerini bilmediğimiz için sıkıntı yok. Ama bize sadece dedikleri gibi bir hafta 10 gün bizi ücretsiz izine çıkardılar. Sonra biz sizi çağıracağız. Biz dün fabrikaya, evvel gün fabrikaya gittik, fabrika bomboş. Yani bunu bir yetkililerin el atması. Bu konuda siz ne yapmışsınız? Yani hakkımız neyse onu savunacağız. Yani devlet sonuna kadar nereye kadar gitmek gerekiyorsa gideceğiz. Yapacağımız bir şey yok. Yapmak desek de suçlu duruma düşeceğiz. Bunu Allah tutuyor. Özü olarak dedim ya. Dava açmak. Dava açılacak. Abi dava açılacak. Hani gider yoluyla bizim hakkımızı verir. Erse biz davacı olmalıyız. Başka bu bir isimdir. Bir adamın üstü lekeleniyor. Bu şekilde. Hakkımız yok yani. Yarım veremedik. Bize hakkımızı versin. İçimizde evli olup yani kiracısı olan insan var. Yani bir insan kiracı bu durumda onu da yani demenin bir anlamı yok. Nasıl olacaksa yapsınlar yani. Bunu da devlet büyüklerden bir yer atmasını istiyoruz. Yani kendi başımıza yapmaya kalksak yani zararlı çıkacağız. Ben açıklar geçenlerde benim arkadaşım kendi yanında olduğuna rağmen gece önce telefonu satıp çoluk çocuğa süt almak için. Ve için maaş alamadan için. Ne de ödeyemiyoruz. Hani Allah işimize bir ödesek yok. Maaşlarımız ayda 1000 lira yatıyor. Sonra bir dahaki ay 1500 lira yatıyor. Sonrasında bizi izne yolladılar. İzne yolladıktan sonra işimize gittik. Gittiğimizde de bu defa fabrikanın boş olduğunu gördük. Yani kaçmışlar galiba. Biz hakkımızı arıyoruz. Yani bu kadar kişi mağdur. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Yetkilileri davet ediyorum. Yaklaşık kaç kişi mağdursunuz? Yaklaşık 200 kişi mağdur yani. Kaç aylık maaşınızı alamadınız? Yani şu an içeride 3 aylık olan da var, 2 aylık olan da var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonrası? Yani yetkilileri buraya davet ediyorum. Yani biz hiçbir şey yapamayız yani. Adamlar kaçmış. Her birinizin ne kadar alacağı var fazla? Yani yaklaşık yani 7000 alması gereken adamlar var, 3000 alması gereken adamlar var. Yani biz yaklaşık orada 2 yıldır orada hizmet veriyoruz. Yani karşılığı bu olmamalı. Bu kadar insan mağdur edilmemeli. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Ya şu anda arkadaşım dedi 200 kişi tek değil 400 kişi daha mağdur. Bunun fazlası da var. Yani bunu böyle yapmakla bir yere varamayız. Nereye kadar olacak? Sonra diyorlar ki doğu böyle doğu böyle. Ya olmuyor işte. Bize bir destek verin. Yani bu kadar insan mağdur. Bunu sizin yapmanız lazım. Biz ne kadar da bağırsak boş. Yani daha söyleyecek bir şey yok yani. Bu kadar insan. Evine ekmek götüremeyen adam bile var. Başka bir şey söylemiyorum yani. Ne diyeceğim ben? Elektrik faturası gelmiş ödeyemiyoruz. Yani bu kadar. Ben de engelli olmama rağmen yani mutluyum. Halimle çalışmayınca çalışıyorca Amerika aşağıda yani diyecek bir sesim yok. Yetkilere bir yardım
Yani yardım noktasında ne yapılabilir size? Siyasetçi arkadaşlar her zaman, yani devlet büyüklerimiz de bunlara teşvik veriyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yok. Biz de mesela geçen bir devlet başkanı falan geldi de tam bilmiyorum. İşçilerin çoğunu gönderdiler. Kendi aralarında bir açılış yaptılar. Kimsenin haberi yok. Biliyorlar bizim alacağımız var. Bir devlet büyüğümüz gelse konuşacağız. Söyleyeceğiz, durumumuzu anlatacağız. Ama ne yapıyorlar? O arada bizi izne gönderiyorlar. Gelip toplanıp durumlarını anlatıyorlar. Ondan sonra tekrardan işbaşı yapıyoruz. Bizim hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. Tabii devlet büyüklerimizin de hiçbir şeyden haberi olmuyor.